Merhabalar, İkizköy Çevre Komitesi'nden Avukat İpek Sarıca ben. Salı günü sabah saatlerinde haberi öğrendim ve bir saat içerisinde buraya çıkıp geldim Balıkesir'den. Aslında bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bir özelliği de ekokırım suçunun işlendiğinin delili niteliğinde olması. Bu Cumhurbaşkanlığı kararı aynı zamanda esas ve usul bakımından da aykırı kanuna. Şimdi az önce Hava ne bahsetti? Ben torunlarıma ne bırakacağım diye sordu. Bu torunlarını bırakma meselesi mülkiyet hakkı ve miras hakkından dolayı kaynaklanıyor. Anayasada ancak yani sınırlanamayan bir hüküm bunlar haklarken burada Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldığını, ihlal edildiğini görüyoruz. Meşru hale getirildiğini görüyoruz. Kim için? Özel şirket için. Özel şirket için bir kamulaştırma yapılıyor. Kamu burada kamuya zaten aykırı, kamu yararı zaten olmayan bir şey. Kamulaştırma kararını veren MAGEP, MAGEP verirken kamulaştırma kararını Cumhurbaşkanı imza atıyor ve kanunda diyor ki ya savaş döneminde veyahut Cumhurbaşkanı karar verebileceği acele dönemlerde. MAGEP zaten karar veren bir kurum değil burada, verebilecek bir kurum değil. Ancak bu kararda görüyoruz ki MAGEP karar vermiş, Cumhurbaşkanı imzalamış. Bu bir şu an geri alınmış olabilir ama bu şirket devam edecek. Çamköy'e, bu mevkiyi Akbelen'e doğru. Büyük ihtimalle seçimden sonra yine devam edecekler. Bunlar durmayacaklar. Ekokırım suçunun işlendiği delil niteliğindedir. Anayasaya ve kanunlara aykırıdır. Burada buradaki termik santraller AİHM tarafından kapatılma kararı verilen, durdurulma kararı verilen termik santraller Bakanlar Kurulu kararıyla hala çalışmaya devam ediyor. Daha sonra şirkete devretmişler. Şirket şu an sermaye ve kar uğruna buraları katlediyor.